Arkadaşlar bugün sizinle beraber çörek otlu simit çörek yaptım arkadaşlar. Biz bunu çörek deriz. Somun ekmeği de diyebilirsiniz. Üstüne Z harfi yazmıştım. Bu şekilde çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu şekilde siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Simit yaptım arkadaşlar. Bir tane de büyük somun ekmeği yaptım. Evet arkadaşlar hamurumu masama aldım. Bakın. Yumuşaklıkta olsun hamurunuz. Kapardı. Yarım saat durduk arkadaşlar. Tekrar böyle yoğurun hamurunuzu. İyice özleşsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Simitimi bir şekilde açtım. Kurumayamı koydum. Son koydum. Evet arkadaşlar ıslatıyorum mayamı. Şekerimle mayamı ıslattım. Bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bu şekilde siz de evinizde yapabilirsiniz. Ramazan'da iftara sabır için. Evet arkadaşlar. 2 bardak süt koydum. Ilık su koyuyorum arkadaşlar. 2 bardakta. Siz yapacağınız ekmeği böyle sütünü ayarlayın arkadaşlar. Ne kadar yaparsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar mayamı da koyuyorum. Karıştırdım içine. Bir şekilde karıştıralım. Tuzunu da ekleyelim. Tuzunu da ekledim. Hepsini bir arada karıştıralım arkadaşlar. Bunun malzemesini isterseniz çoğaltabilir, isterseniz azaltabilirsiniz. Bu şekilde. Mayamı da karıştırdım malzemeleri. Evet arkadaşlar. Onunla eriyelim. 2,5 bardak koydum. 6 kadar koyuyorsunuz arkadaşlar. Bardağınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayın. Dört buçuk bardak koydum arkadaşlar. Şöyle. Onu da eridikten sonra hamuruma bakacağım. Onun ne kadar aldığını. Ona göre yazacağım. Az gelirse biraz daha eridim arkadaşlar. Hamurumuzu yoğuralım. Bardağınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlarsınız arkadaşlar bunu.
dakika. Bunu deliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu yumuşaklıktayım onun arkadaşlar hamurumuzu. Bundan simit, çörek istediğiniz her türlü tepside ekmek de yapabilirsiniz. Her çeşit ekmek olur arkadaşlar. İyice yoğurun. 5 dakika yoğuralım. Evet arkadaşlar, ocağını birazcık un sepeledim. Bir tane böyle de açabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Oklu merdanesiz bu şekilde de açabilirsiniz. Çok kalın olmaması için ekledim. Elimiz de yıkandı. Bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bakın açabilirsiniz. İsterseniz şöyle de açabilirsiniz. Arkadaşlar, simitlerimizi kapardıktan sonra yaklaşık 35-40 dakika bekletiyorsunuz arkadaşlar, bu şekilde kaparsın. Ondan sonra bu şekilde fırçanızla karıştırarak böyle çörek otunu sürebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, simitlerimizi kapardıktan sonra yaklaşık 35-40 dakika bekletiyorsunuz arkadaşlar, bu şekilde kaparsın. Ondan sonra bu şekilde fırçanızla karıştırarak böyle çörek otunu sürebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Her tarafını bir şekilde sürüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir adet yumurta koydum. Çörek otu koydum üstüne de. Çırpalım iyice güzelliğine. Kızım böyle kendi harfini, isim, baş harfini yazdı arkadaşlar. Z yazmış. Bu şekilde sürelim. Arkadaşlar, kızımla beraber çörek otlu simit yaptım. Çok güzel oldu. Denemesi tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.